Değerli örgütümüz, her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Her birinize saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kongremizi yaptık. 4,5 yıldan beri, yarım dönemle birlikte 5 yıldır bu ilçede görev yaptım. Azlığıyla, çoğuyla, eksiğiyle, tamamıyla bir görev yaptık. Ben bu görevi kendimce layıkıyla yaptığıma inanıyorum. Tabii ki eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız olmuştur. Ancak kongremizi yaptık ve yeni yönetimimize devrimizi yapacağız. Yeni seçilen ilçe başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı hayırlı olsun diyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Şunu içtenlikle söylüyorum. Samimi bir şekilde söylüyorum. Bana hangi gün, hangi saat, hangi dakika ihtiyaç olursa yanlarında olacağım. Değerli örgütümüze şunu söylemek istiyorum. Bugün burada nasıl bir araya geldiysek önümüzde bir yerel seçim olacak. O yerel seçimde yönetimimizi, ilçe başkanımızı yalnız bırakmamalıyız. Hep birlikte çalışmalıyız. Bakın arkadaşlar. Bravo. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Ülke her geçen gün daha kötüye gidiyor. Hem siyasi hem ekonomik, hangi yönden derseniz deyin, kötüye giden bir gidişat var. O bakımdan her birimize görev düşüyor. Bakın, resmi günlerde Atatürk anıtına çelenk koymak için eskiden protokol vardı. Şu anda protokol falan diye bir şey yok. Biz gidiyoruz, 3 kişiyle 5 kişiyle çelenk koyuyoruz. Arkadaşlar, bu bizim partimize yakışmıyor. Sizlerden ricam, yönetimi ve ilçe başkanını yalnız bırakmamak adına o törende 1 saatliğine fedakarlık yapıp orada hep birlikte çelenk koymaya iştirak edelim. Sizden rica ediyorum. Ben görevim bitti. Arkadaşlarıma görevi teslim ediyorum. Partinin mühürünü başkanımıza teslim ediyorum. Belki de yeri değil ama bir iki cümle daha etmek istiyorum. Bunlar, bu söylediğim şeyler bana göre partide konuşulması gereken şeyler. İki aday arkadaşımız vardı. Eski ilçe başkanlarımız huzurda bulunan Sayın Mehmet Bilgen'e destek verdiler. Son derece saygı duyuyorum. Son derece doğrudur. Kendilerince doğru yapmışlardır. Ben de adaylıktan çekildiğimi mevcut yönetime, mevcut başkana destek vereceğimi söyledim. Bu süreçte bazı arkadaşlarımız çıkıp kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapıldı. Efendim, bu yakışmadı. Bu benim alnıma sürülen bir leke olduğunu, bu lekeyle yaşayacağımı, arkadaşlar, bana bu lafı söyleyen arkadaşlara seslenmek istiyorum. Onlar önce kendilerine baksınlar başkan. Ben bu lafı söyleyen arkadaşlara seslenmek istiyorum. Ben 5 yıl burada çalışırken o arkadaşlarımızın ne kadar katkı sunduklarına bakacaksınız. Beni sorgulayabilirsiniz. Gelirsiniz burada eleştirebilirsiniz. En ağır şekilde konuşabilirsiniz. Ama partinin iç işleyişinde bir ilçe başkanını sosyal medyada tartıştırmak son derece yanlıştır. Bana bu lafı söylemeye
o arkadaşların ne hakkıdır ne haddidir. Keşke o söylediklerini, o sosyal medyada yazdıklarını gelip burada söyleseler. Bu kadar daha olumlu olurdu, daha düzgün olurdu diye düşünüyorum. Ben her birinize teşekkür ediyorum. Yeni başkanımıza, yönetimine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Partimiz adına, ülkemiz adına, ilçemiz adına. Dediğim gibi bana içtenlikle ve samimi bir şekilde söylüyorum. Ne zaman ihtiyaç duyulursa ben hep yanlarında olacağım. Mehmet Bey olsaydı aynı şey olmuş. Şimdi... Teşekkür ediyorum başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Müsaadenizle ben de bir şey yapayım. Çok değerli misafirlerimiz, saygıdeğer ilçe başkanımız, 70 dönem il başkan yardımcımız aramızda, geçen kongremizde çok demokratik bir şekilde yarıştığımız diğer aday abimiz Mehmet Bilgen Bey Efendi, hoş geldiniz diyorum. Değerli basın mensupları, sizlere de hoş geldiniz diyorum. Çok değerli parti emekçileri, çok güzel bir kalabalık var. Öncelikle zaman ayırdığınız için, geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanıma ve yönetim kuruluna yaklaşık 5 yıldır göstermiş oldukları hizmetlerden dolayı ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu işler kolay işler değildir. Ben 3 senedir başkanlığı görevinde bulundum. Maddi manevi emek ister, zaman harcarsınız, para harcarsınız, koşturursunuz. Ama işin sonunda da zaten yaranamazsınız. Bu çok normaldir. Biz de şimdi bu görevi devraldık. Muhtemelen biz de bu görevi devrettiğimiz zaman bizler için de aynı şeyler söylenecektir. Ama ben dediğim gibi kendisinin özverili çalışmalarından dolayı, iyi niyetli yapmış olduğu çalışmalardan dolayı illaki bizim de eleştirdiğimiz zaman zaman konular olmuştur ama genel anlamda 5 sene hizmet etmek her ilçe başkanına nasip olmaz. Ben de kendilerine bu süreçte göstermiş oldukları hizmetlerden dolayı yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir hikaye yazmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Bunu çok her zaman söyleyeceğiz çünkü bu çok tuttu. Bütün Türkiye bizi konuşuyor şu anda. Gülmeyi bilen çocuklar geldi diye. Buna emin olabilirsiniz. Partinin çok değişik organlarından, değişik illerinden çok ciddi, güzel, samimi telefonlar aldık. Güzel bir ortam yakaladık. Bu ortamı devam ettirmemiz lazım. Şu anda örgüt toplantımızdan daha kalabalık bir kitle var şu anda burada. İlk yapmamız gereken şey, her zaman söylüyorum, ilçe başkanlığımızın yerini değiştirmemiz lazım. Çünkü aslan yattığı yerden belli olur. Biz iktidarı oynayan bir parti olarak bu ilçe başkanlığı sağ olsunlar mülkü bizimdir. Daha önceki ilçe başkanlarımız kazandırmıştır ama bize artık buralar yetmiyor. Sizlerden de ricam, eğer daha büyük metrekareli, daha uygun bir yer bulursanız mutlaka bize haber verin. En kısa sürede ilçe başkanlığımızı daha büyük bir yere taşımak istiyoruz. Çalışma ortamının daha uygun olduğu bir yere taşımak istiyoruz. Ve bir seferberlik daha başlattık. O da üye ile alakalı. Sizlerden ricam çok var. Yani bu 2 gündür, 3 gündür telefonları alıyoruz. Yolda arkadaşlarımız çeviriyor. Üye olmak istiyoruz başkanım diye. Lütfen üye olmak isteyen arkadaşlarınıza, çevrenize bizlere isim yazdırsınlar. Çünkü ilk kongremizden hemen sonra bir geniş katılımlı bir üye katılım töreni yapmayı düşünüyoruz. Çok geniş kitlere ulaşacak kalabalık bir üye katılım töreni yapmayı düşünüyoruz. Bu anlamda da sizlerden destek bekliyorum. Etrafınızda varsa üye olmak isteyen. Sizleri bu cuma gününde hem de sıcak havada burada çok fazla tutmamak adına ben tekrardan başkanıma vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kadın kolu başkanımız kendisine bir çiçek takdim edecek. Bir de naçizane bizden hatıra kalsın diye başkanımıza böyle bir plaket yaptırdık. Tüm örgütümüz adına, burada yönetim kurulu adına yazıyor ama ben tüm örgütümüz adına bu plaketi de hizmetlerinden dolayı ilçe başkanımız İbrahim Çelik Beyefendi'ye takdim etmek istiyorum. Nazik davranıştan dolayı ben de başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, değerli örgütümüze saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. İki cümle edeceğim. Ben eğer kapalı kapılar ardında
bir pazarlama olsaydı, başta delege seçimleri yapılırken ayarlama yapardım. Kapalı kapılar ardında delege seçimlerini yapardım. Ama yapmadım. Sayın Mehmet Ülgen arkadaşımız, dostumuz delege seçimleri sırasında hep yanımızdaydı. Hiç öyle bir derdim olmadı. Dediğim gibi bu işi madem değişim istiyoruz, madem Türkiye'nin geleceğiyle ilgili söz sahibi olmak istiyoruz, görev almak istiyorsak gençlerin önünü açalım diye düşündüm ve o bakımdan bu yönde. Çok değerli örgüt emekçilerimiz, dediğim gibi biz yeni bir sayfa açtık, tertemiz, bembeyaz bir sayfa açtık ve Şile'de iktidar olmak istiyoruz. Bu yüzden biz bir demokratik yarış yaşadık, bir kongre sürecidir. Orada da konuşmalarımızda alınan, kırılan olduysa ben kendi adıma özür diliyorum. Hiç kimseyi kırmak gibi bir niyetim yoktu. Ben sadece içimizde olan gerçekleri anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi bu demokratik bir yarıştır. Orada da söylemiştim, benim Mehmet Bey'e söyleyecek hiçbir lafım yok, gerçek bir partidir. Eğer sizler de müsaade ederseniz bir iki cümle de eğer Mehmet Başkan'ın da etmek isterse örgütümüze bir yeni sayfa açıyoruz, başlıyoruz. Bir tek cümle söyleyeceğim. Değerli örgütümüz, değerli delege arkadaşlar, bu süreçte bana destek vermek isteyen ve benimle birlikte bu yönetimi, mevcut ilçe başkanımızı destekleyen arkadaşlarımıza canı gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. O arkadaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Ambiyans güzel, ortam kalite. Bu güzelliği biz geçmişi konuşarak zedelemememiz gerektiğini düşünüyorum. Aras Bey'de biz bir yarışa girdik. Önce biliyorsunuz üç aday olarak biz çalışmıştık. İbrahim Bey tercihini Aras Bey'den yana kullandı. Demokratik hakkıydı. Büyük saygı duyuyorum. Arkasından beni destekleyen eski yöneticilerimiz oldu. Onlarla ilgili farklı konuşanlar, farklı düşünenler oldu. Ben onlara da büyük saygı duyuyorum. Ben herkesten destek istedim. Onlar bana desteklerini açıkladıklarından dolayı benim için çok kıymetliydi. Aras Başkanım'ın biraz önce söylediği gibi kendileri de belki görevi devrederken eleştirilecekler. Ama ben tabii hiçbir şekilde eski yöneticilerin ahde vefa anlayışıyla hakaret edilmemesi gerektiğini düşünüyorum o arkadaşlarımıza. Bu bir. İki, bu yarışta Aras Bey'de ikimiz kalmıştık. Ben biliyordum zaten. Doğanın gerçeği de bu değil mi? Yarışa girdiğiniz zaman bir tane birinci olacak, bir tane kazanan olacak. Delegelerimiz de kıymetli oylarıyla Aras Bey'i tercih etti de büyük saygı duyuyorum. Bundan sonra kendilerine başarılar diliyorum. Yönetimlerine, yönetimdeki arkadaşlarına başarılar diliyorum. Aras Bey'den daha çok onlara iş düşecek. Çünkü lideri yükselten de düşüren de yönetimleridir. Onlar zaten seçilen insanlar. Bu anlamda yolları açık olsun. Allah onların başarılarını... Çünkü ben bizim partimizin kalite çıtasının yükseltilmesi durumunda bizlerin de mutlu olacağını, bizlerin de kaliteli üretimler yapacağını düşünüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Çok yolları açık. Evet, başkanım söylediğiniz var mı şey yok. Ben tekrardan sizleri burada ağırlamaktan teslim tutanağı var bir de. Başkanım para varsa devlet, diğer yoksa kabul etmiyorum. Borçlu aldı borçlu. Teslim ediyor.
Başkan biraz boş bıraksan güzel. Ama bize sağ olun. Bayağı bir şey var ya, minibüsler var. Sandalyeler falan bayağı bir şey var. Hayır, başkan diyor ki minibüsü satacağım diyor. Satacağım, paralar. Ama minibüsü de saklarım. Satsaydı biraz para bırakmıyor. Otobüs alacak mı? Aynen. Teşekkür ederim. Mühürü de aldım. Ben bu mühürü sizler adına alıyorum. Öğretim adına alıyorum. Çok teşekkür ederim. Aras Başkan. Buyurun, buyurun. Bir kelime konuşabilir miyim? Tabii ki lan amca. Eski ilçe başkanlarında İlhan Çoruk, tanımayan varsa... 70 yıldır bu örgütün içindeyim, hatta 80 yıldır. İlk defa böyle bir tablo görüyorum bizde. Abi kaç yaşındasınız? Aynen. Valla biraz daha ben vazgeçeceğim ha. Çok ciddi vazgeçeceğim. Başkanım devam edelim. Serhatlar Masası'nda, Tahmetler Masası'nda yönetim kurulunun asli ve yedikleri tamam, işte birlikte onu göndereceksiniz. Unutmayın. Büyük cezası var sonra. Ya beni vazgeçiremezsin. Valla şöyle, dediğim gibi artık çok samimi dost sohbeti olmaya başladı. Toplantımız bitti bu arada. Çay demlemiştik, çay ikramımız olacak. Eğer müsait olan partnerimiz varsa, kalırlarsa beraber bir çay içer, sohbet ederiz.